Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Ödüllü turnuvamızın ilk maçları oynandı. İşte bu var ya, harbi gole doydum. İnanın yazarken, puan silerken, eklerken o kadar çok eğlendim ki. Yani bu 4-5-1'leri, 4-2 ya defansif taktik görmedim. Gözüm 4-3-3, 4-4-2'ye doydu be kardeşim be. Bir açıyorum 3-2-7-0, 5-0, cart-0, curt-0. Mükemmel, cidden mükemmelsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii aramızda kuralları dinlemeyen, kendi kafasına göre oynayanlar oldu. Bazıları da unutmuş. Sıkıntı yok. Transferleri de kontrol ediyorum. Eksileri düşmek için. Çünkü ne kadar az şampiyon adayı olursa şampiyon zirvede kalacak. Evet. Şimdi burada bir incelememizi yapalım. Sonra öbür tarafı, benim tarafımı inceleyeceğiz. Ondan sonra da lig tablosuna bakacağız. Şimdi bakın ya, bak şu tablonun güzeline bak. 3-2-1-0, hayret, 1-0 da bitmiş. Bu kaçmış bir de. Arkadaşlar gelmek isteyen varsa eksi 1 puanda baş... Eksi şeyde eksi 1 avarajla başlıyor. Ligin başı biliyorsunuz ki bunlar daha şey finalleri. Kuralları incelemeden gelmeyin, patlamayın. Gelmek isteyen varsa bir kişi alabiliriz. Ondan sonra bir daha alımlar almayacak. Bot olarak kalsın, sıkıntı yok. Kaçmış zaten, onu kara listeye aldım. Şöyle göstereyim. Neredeydi o? Evet, Iron bilmem neydi. Bu arada şöyle Excel'e gelelim. Program Excel. Gel bakın kara liste. Bakın şurada göstereyim. Evet, Iron Boy ödüllü turnuva Ender'in liginde birinci maçta kaçtı diye yazıyor. Siz de oralara gelmeyin. Şimdi maçlarımızı inceleyelim. Evet. Reko kendi evinde Junior Kemal'e 3-0, 3-2 yenilmiş. Görüyorsanız kırmızı kart sıkıntı yaratmış. Deplasman 60 yemiş, 60 yemiş. İşte bu ya. Bu kardeşim bu. Vallahi billahi bu ya. 4-5-1, 4-2, 0-0'lar anlatmaktan bıkmıştım ya. Şurada rakibin sağlığını tehlikeye atmaktan seni yakmış Reko maalesef. Bir gol daha yemişsin üstüne. Evet. 4-3-3-B'ye 4-3-3-B. Kırmızı kart maalesef Reko'nun ipini çekmiş. Kemal şanslı taraf burada. Sergio Ops burada 4-3-3-B ile 4-3-3-B oynamış ama yenildiği için kaçmış. Çok ilginç. Bir gol bulmuş 16 şut atmasına rağmen. Bir atıp da 3 almış. Tebrik ederim Sergio Ops'u da. Burada Jiretem 69 kendi evinde Arda Kaya 3 verilmiş. Bence günün güzel skorlarından bir tanesi. Bakın mesela şimdi bu adam 4-5-1 yapsa bu adam nasıl saldıracak? Bak adam deplasmanda saldırıyor işte bu ya. Vallahi bak oyun bu. Oyun bu kardeşim. 4-5-1, 4-2-3-1 nedir ya? 4-3-3-A'ya 4-3-3-A oynanmış. Gördüğünüz gibi %62 ile Arda Kaya bayağı üstün oynamış. 4-2 4-3-3-A formasyonu çok iyi büyük ihtimalle. Tebrik ederim. Ki takımı da geliştirmiştir büyük ihtimalle. Geçmiş olsun Şereteme. Burada Erkan Yıldızhan kendi evinde Emre Umur'a 2-0 yenilmiş. Bakalım onlar ne yapmışlar. Evet, 4-3-3-B'ye 4-3-3-A yine oynanmış. %70 de deplasman. Bu nasıl? Oo, bir şut attırmış. Abi bu nedir? Evet, bence Erkan Yıldızhan ofansif taktiğini değiştir. Kendi evinde bir bak yenilmek sıkıntı var ama bir şut atıyorsa bu taktikte sıkıntı var. Evet, günün en anlamlı, en güzel, en kural dışı hareketi. İkisini de alkışlıyoruz. Ersin Allah de kalbim ki sonradan farkına vardı, özür diledi ama Ersin Atmaca, ikisini de alkışlıyoruz çünkü mükemmel bir kural hatası yaptılar. Bakalım. Allah de kalbim 2-0 yenmesine rağmen gördüğünüz gibi kendi evinde 4-5-1, rakibi de 4-2-3 pardon 4-2-4 ile çıkmış. Halbuki 4-3-3 ile çıksa 3 puan artı alacak. 3 puan da puan yazılacak. Mis gibi ya, 3 avaraj 3 puan artı alacaktı ama maalesef o da kural hatası olduğu için eksi 10'a eksi 10. 0 avaraj 0 avaraj. Mehmet Ali Erbil mi bu da? Evet, parmaktan sonra. Görüyorsunuz, mükemmel bir kural hatası arkadaşlar. 4-5-1'e 4-2-4,
İkisi de kural dışı hareket olduğu için ikisi de eksi 10 puan yediler. Sizi seviyorum arkadaşlar. Devam edin. Evet, burada da ikisini gördüğünüz kural hatası yapanlar. Şimdi tablo, bak şurada tablo var. Tabloda göreceksiniz. Unutmayın, Allah tek kalbim versin atmaca. Evet, Ozan 10 kendinde Serhat Bey 1-0 yenilmiş. 4-3-3-B, 4-3-3-B. Evet, kendi evinizde rakibiniz %68 ile oynuyorsa, rakiple eşitseniz, bu kadar fark varsa ofansif taktiğinizi değiştirin arkadaşlar. Sıkıntılı bir taktik. Tebrik ederim Serhat'ı. Güven Ağa kendi evinde Muzaffer'e yenilmiş. O işte bir sıkıntılı taktik daha, ama burada işte bak. Mesela bu adam oynamış, gol atamamış. Demek ki takımda sıkıntı var. Bir de oyun şansı sıkıntılı. Bak %55'te 4-3-3-B'ye karşı 2-0 yenilmiş. 12 şut atmış. 10 şut, hani çok güzel bir maç olmuş ama bir türlü o golü bulamamış Güven Ağa. Geçmiş olsun. Muzaffer'i de tebrik ederim. Buralar geçtik. Abuzittin ne yaptın Abuzittin? Bitirdin bizi Abuzittin. Abuzittin kendi evinde Caner'e Escafe 94-94'e. Ulan ben bugün rakamlar ne çok... Ya şu Yunusgiller gözümü kanattığı için göremiyorum. Escafe 34-34. Evet. Bakalım. 4-4-2'ye 4-3-3-B %70 ile. Evet. %70 ile ki... Burada gayet başarılı bir menajer var Caner. Tebrik ederim. Deplasmanın 4 gol atarak ismini de yükseklere yazdırdı zaten. Burada mükemmel skorlar var. Ender kendi evinde en çok sevdiği şeyi yaptı. Saldırdı ve aldı. Görüyorsunuz 4-3-3-B'ye 4-3-3-B kendi evinde %63 ile oynamış. 18 şut atıp 4 şut da burada var. Bence buranın ofansında bir sıkıntı var. Yani mesela Muzaffer'le Güven Ağa'nın gibi olabilirdi, anladın mı? Mesela şutlar çok olup da gol olmasa başka yerlere yorum yapardık, ama burada ofansif taktikte sıkıntı var. Ender'i tebrik ederim. İşte ligin birincisi en farklı skor. Gürkan Kılıcı tebrik ederim. Emre Manyasoğlu ne yaptın? Aha, Instagram'dan soruyorsun, soruyorsun, soruyorsun. Orada patlıyorsun. Ben buraya taktik vermedim bu arada. 4-3-3, 4-4-2-B'ye. Ben niye uyduruyorum bugün ya? Hayırlısı olsun. 4-4-2-B'ye 4-3-3'e arkadaşlar. %67 ile oynamış ev sahibi. Tebrik ederim. Tebrik ederim cidden. Bayağı da güzel üstün oynamış. Şut da attırmamış doğru dürüst. 7 gol bulmuş. Sanabria'lar falan. Oo, burada ne olmuş ya? Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Asar kendi evinde UEFA şampiyonumuz. Şampiyonlar Ligi eleme ligi şampiyonuz ve Şampiyonlar Ligi şampiyonuz. Burada Hansen ve Ünüvar almış ki benim iki golcüm almış. Bak ya ne kadar ayıp ya. Görüyorsunuz burada dakika 36'da bir gol var ve Hansen ve Ünüvar'ın golüyle 4-3-3 aya 4-3-3. Bakın mesela dediğim burada bak. Kafa kafaya oyun. Golcüler öne çıkmış. 2-1. Güzel bence. Bravo, ikisini tebrik ederim. Şimdi ben buradan Allah de kalbimle kimdi o? Ersin Atbacı zaten notunu aldım. Siz de unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi Hamza Ayaz'a gelelim. Hamza tut 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 Ayaz tut 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 tut. Evet, şimdi gelelim buraya. Lig tablosu sonuçlar. Evet, Burnley Bromley. Burnley, ya ben bugün harbiden uyduruyorum ya. Vallahi kıçımdan elime tutuyorum arkadaş. Şaka gibi. Bakar kör oldum. PUBG'ye girmeyeyim bugün, en güzel. Yargı dağıtırlar bize. Bromley kendi evinde 2-2 kalmış. Yani Emre Zontur'la Fatih Terim karşı golleri var. Evet, rakip daha çok şut çekmiş. 4-3-3-B, 4-3-3-A oynanmış. Bravo Fatih Terim'e bu arada. Gayet de %60. Güzel şey. Güzel. David, bu bildiğimiz David mi? Neyse, bakmaya gerek yok. Evet, mükemmel bir kural hatası da işte burada Doktor Prof'u alkışlıyorum. O Allah diye kalbimin rakibi gibi şeytana uymamış. Bakalım. 5-3-2'ye 4-3-3-B. Bu adam yenen 3-0 yenen eksi 17 sıfıra varış. Bu adam
3 puan aldı artı 3 avaraj. O yüzden rakibiniz istediğini yapsın arkadaşlar. Burada ligde birinci olsun. Önemli olan benim çizdiğim tabloda üstte kalmak. Buraları aldırış etmeyin. Yapın takdirini 4. Siz beni dinleyin. Hepsini tek tek inceliyorum. Transferleri, buraları. Eksi 10'lar havada uçuşuyor, merak etmeyin. Bakın bu adam eksi 10 puan yedi, 3-0 yendiği halde 4-3-3-5 ile 3-0 yenilmesine rağmen adam 3 artı 3 avaraj artı 3 puan aldı. Doktor profu tebrik ederim. Sergio Ancelotti sana geçmiş olsun. Devam edin böyle siz. Ferhat kendi evinde Nafiz'i 4-3-3-5 ile 4-3-3 A'ya 4-3-3-B %46 oynamasına rağmen görüyorsunuz yine şutlar. Ya bu ya vallahi bak şöyle şutları göreyim ben ya. Benim en sevdiğim şey buydu. Vallahi hayal ettim oldu ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Katılan herkese alkışlıyorum. Kurallara uymayanları alkışlıyorum. Oo, Kavaminga bile var ligde, helal. Takımı öldürüyorsunuz. Bakalım. 3-2 Ahmet Bey kendi evinde 3-2 kaybetmiş. Francisco görüyorsunuz. Burada kural hatası falan yok. %43 ile oynamasına rağmen Francisco fişi çekmiş. İncelemeden kaçırmayayım. Çok 3-2 biten var. Asel Mervan kendi evinde A555 alttan T9'u 3-2 yendi. 4-3-3-B'ye 4-3-3-A. Kafa kafaya şutlar. Bravo. Tebrik ederim. İşte bu anlatmayı en sevdiğim maçlardan bir tanesi. Brindar kendi evinde maalesef kırmızı kart görmüş. Agresif oynuyorsunuz patlarsınız. Agresif oynuyorsunuz pat. Yalnız Diogo Jota var ya. Yuh ya. Abi nasıl aldın sen hemen? Al sat, al sat, al sat. Diogo Jota falan. Kutroy var. Abi sen ne yaptın? Senin bir incelerim, şaka yapıyorum. Bakıyorum hepsini zaten. Gene de bir gözden geçirelim. Evet, burada 4-3-3 A'ya 4-3-3 B, ki bayağı kadro farkı var. 18'e 2 şut atılmış. Zaman dur. Seni bir durduralım sonra. 5-0. İsmail abi, gözlerimin pasını sildin İsmail abi. Ah be, bir Abdülkadir'imiz vardı, ona da kıymetmişler 4-2. Bir Abdülkadir. Hoş geldin kardeşim, sen de tekrardan aramıza. 4-3-3 B'ye 4-3-3 A görüyorsunuz. Evet, burada tabii ev sahibi avantajı da önemli. O yüzden evinizde puan kaybetmeyin arkadaşlar. Tablo çık 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 yukarılara çıkın. İki takımı da tebrik ederim. Schneider kendi evinde 2-0 yenmiş. Bakalım oraya da 4-3-3 B'ye 4-4-2 A. Evet, ev sahibi fazla üstün oynamış. 18 şut da atmış. Bence 2-0'la. O Hansen'i sen mi aldın ya? Arkadaş biriniz Hansen'i biriniz Naci'yi almış ya. Prof da şey Naci Ünivar almıştı bak. Neyse bizde golcü çok kardeş. Şimdi biz Schneider bak kendi maçımızı ben de kendi evimde Halil Pehlivan'la 3-2 kaldım arkadaşlar. Hilozek eski golcülerimizden aldık. Kırmızı kartlar karşılıklı görüyorsunuz. O bana kıyamam efendim bir uçan tekme atmış. Sevdim bravo. 16 şut atmışım, 7 şut atmış. Güzel. 4-3-3-B'ye 4-4-2-A'yı %63 ile ezmişim ki ilk kırmızı kartı beğenmişim. Evet. 3-1'den kırmızı karttan sonra 3-2. O da kırmızı kart demiş ama. Kırmızı kartları saymayalım. Bence gayet başarılı bir maç olmuş. 3-2 bir avaraj iyidir. Prometum ne yaptın? Emin Çatalbaşlı. Tebrik ederim kardeşim. Nelson bak. Nelson da iyi adamdır. Bravo. Goller havada yine uçuşmuş. 4-4-2 A'ya 4-3-3 A'yı helal olsun. Vallahi ezmiş bak. Emin bravo. İşte ya böyle ofansif taktikler görelim ya. Vallahi yenin yerinin atın attırın fark etmez ya. Ferhat Akgül kendi evinde 2-0 yemiş. O da birinci ödüllü turnuvamızın şampiyonu Ferhat Akgül. Onu da tekrardan tebrik ediyorum. Bakalım bu sefer de şeytanın bacağını kırabilecek mi? 4-3-3-B'ye 4-3-3-B %62 ile gördüğünüz gibi Ferhat Akgül 2-0 yendi. Şimdi lig tablosu arkadaşlar. Evet. İki tane turnuvayı birleştirdik. Böyle her gün takip edeceğiz. Gürkan'ın 7 avarajı var. 3 puan. Avarajlarınız dizili burada. Şöyle bakabilirsiniz puanınıza. Sizler de şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Okuyayım hatta. Birinci Gürkan, ikinci Zamandur, üçüncü Caner. Arkadaşlar burada aynı puan aynı avarajda olabilirsiniz. O sıralamaları aldı ama çünkü bu çok değişecek. Ben onlara artık orasına girmedim. Diyelim ki
Diyelim ki kafa kafaya geldi lig sonu. Puanlar aynı sonuncular. En çok golü atanları çıkartacağız. Gol yemeği boş ver. En çok gol atanları çıkartacağız. Avaraj aynı, puanlar aynı. En çok gol atanı çıkartıyoruz. İki takımlara bakıp da onu yapacağız. En çok gol atanları fırlatacağız yukarıya. Adam gol atmış kardeşim. Gol yesin. Adam gol atmış. Şimdi burada bakalım, bakalım, bakalım. Evet. SKP 34, 34, 3. Doktor Prof 3 gol yemesine rağmen kural hatasından dolayı 3 avaraj aldı. 3 gol, 3 avaraj. George Hagi 3 gol atıp da almıştı zaten. Evet, şöyle yavaş yavaş arkadaşlar inelim, inelim. Ben 14.'müm bu arada burada. Yazıklar olsun. Vallahi bir 3 puanım var 14. Evet arkadaşlar, şimdi kural hatası yap bakın. Bu arada Orhan ve pardon Oktay ve Yiğit bay geçtiği için 0 puan, 0 avaraj, 0 puan, 0 avaraj. Bunları da ekleyerek gideceğiz zaten maç yaptıkça. Allah de kalbim. Eksi 10 puan. Görüyorsunuz bura puan tarafı. Eksi 10 puan. Ersin Atmaca eksi 10 puan. Ve Sergio Ancelotti eksi 10 puan. Ligin dibinde olan 44, 45, 46. adamları uyarıyorum. Kural hatası yapmayın. Eksilere daha da düşmeyin. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir ince ince yukarıda gideyim. Siz de lig tablosuna bakın. Ama birinci maçlarda bu kadar bunlar önemli değil. Ben buraya her gün aldığınız avarajı ekleyeceğim, düşüreceğim, sıralamaya ayarlayacağım. Merak etmeyin, sizlerin de aklında olsun bu tablolar, bakabilirsiniz. Şöyle sırayla gideyim. Şöyle ince ince tık 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 tık. Evet arkadaşlar. Puan tablomuzu da inceledik. Ödüllü turnuvada kuralları unutmayın. Arkadaşlar kuralları bilmiyordum. Diyen varsa YouTube kanalıma girsin. Kurallar diye hayvan gibi video yaptım ben oraya. Baksın bir izlesin ya. Yani daha diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol gollü günler.